Merhaba sevgili dostlarım. TV4 ekranlarından herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Evet, bu hafta 29 Haziran tarihinde Yengeç Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni, yepyeni olan olaylara vesile olacak olan yeni bir ay. Ev, aile, annemiz, babamız, yuvamız, bebek hazırlıkları ve düğün hazırlıklarıyla alakalı aktif olan bir döngünün içerisinden geçeceğiz her birimiz. Ayrıca bebek gibi büyüttüğünüz her türlü kanının zemininin atıldığı yeni başlangıç yapılacak her türlü enerjiye de kucak açacağız adeta. Ve enerjileri arkamıza alacak mıyız? Evet, bu hafta itibariyle alacağız, hem de şahane etkilerle. Kış aylarından bu zamana kadar kriz yaşadığınız, hele hele o 2021'in sonu, 2022'nin başı, gerçek yüzünü ve gerçek olayları arka planda fark edeceksiniz ve bu yeni ay ruhunuza çok iyi gelecek ve sizi sıkıntıya sokacak olan ne varsa, bir türlü atamadığınız ne varsa artık serbest bırakacaksınız efendim. Kış aylarından kalan her şey elveda derken yeni güzel enerjilerle birlikte Yengeç yeni ayı şahane gelecek. Ancak pazartesi, salı ve çarşamba günleri yine de yeni işleri başlatmamak için biraz dikkat etmek gerekiyor. Yeni ay enerjisini çarşambadan sonra kullanmak daha önemli. Pazartesi, salı, çarşamba günü ayın yine karanlık fazları etkin olacak. Bunun altını çiziyorum. Duada, hayırda bulunmak önümüzdeki günlerde ruhunuza iyi gelebilecek her türlü güzelliğe zemin hazırlayabilir. Hafta başını böyle değerlendirelim. Kendimizden başka kimseye güvenmememiz gereken de bir döngünün altını çiziyor. Özellikle hafta başı, aman diyorum, temkin, dikkat, gizli, karanlık olan konulara hafta ortasıyla birlikte, özellikle hafta sonuyla birlikte korkmayın ama. Çünkü Yengeç yeni ayı verdiği yetkiye dayanarak yeni bir yolculuğa kendinizi çıkartacaksınız efendim. Gökyüzü ilahi desteklerle birlikte size bunu sunacak. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Kalbinizden geçenler bir bir gerçek olsun. Vesileler zinciriyle sizi bulsun efendim. Ve burçlarla birlikte devam edeyim mi? Koçlar, boğalar, ikizler, neler bekliyor sizleri? Haydi bakalım koç burçlarıyla birlikte başlayalım. Evet sevgili koç burçları, kariyer konusunda bir dönüm noktasında olacaksınız. Çünkü gökyüzündeki bu enerji özellikle hafta ortasıyla birlikte tamam mı, devam mı niteliğinde olacak. Hafta başındaki karışık olan olaylar sizin bir dönüm noktasından kendinizi geçeceğinizi gösteriyor. Eviniz ve iş yeriniz arasındaki dengeyi de yakalamak isteyeceksiniz. Çünkü bazı zorlukları artık ne yapacaksınız? Elegane edeceksiniz yani. Adeta böyle iş yerinizde yaşadığınız zorluklar ve hayal kırıklıkları artık bitireceksiniz. Gerçekleri gördüğünüz ve ilerlediğiniz döngü içerisinde gökyüzünüzü arkanıza alacaksınız ve yeni kariyer döngülerine zemin hazırlayacak olan olaylar bu hafta itibariyle oluşuyor efendim. Haydi hayırlısı olsun. Aile kökenleriniz, akrabalarınızla alakalı da size ihtiyacı oldukları bir döngüden geçiyor olabilirsiniz. Biraz bu konulara dikkat etmek gerekebiliyor. Kavuşma yaşayabilirsiniz, kavuşmanın sevincini yaşayabilirsiniz. Araya hasretler girdiyse, belki işte başka bir ülke, başka bir şehirde yaşıyorsanız eğer ki bir kavuşma döngüsü sizi bulacak aile bireylerinizle alakalı. Bir de başka ülkeler, şehirler, yerleşmeler, tayinler, terfiler, görüşmeler var. Haritanızda öyle gösteriyor. Bir kısmınız da hukuksal konularla alakalı hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Sonuçlarını alabilir. Yeni bir davanın belki de kazananı siz olabilirsiniz. Bu belki de bir miras davası falan da olabilir. Haberiniz olsun. Tayin, terfi ve yer değişiklikleriyle alakalı da artık böyle yepyeni bir enerjiyle birlikte yuvanızı kuracağınız, belki de taşınacağınız yerden ev alarak taşınacağınız bir döngü de olabilir. Haydi hayırlısı olsun sizler için. Jüpiter de sizin burcunuzda destekliyor. Haydi hayırlısı, bakalım neler olacak. Bir konu daha var ki, kardeşlerinizin ya da yakın akrabalarınızın hayatında değişen konular var. Ya da önemli bir rahatsızlık bulunuyorsa bu hafta itibariyle rahatlayan güzel enerjiler sizinle birlikte. Haydi bakalım değerlendirin güzel enerjileri. Yengeç yeni ayı kalbinizdekileri size nasip etsin. Ve boğalarla birlikte devam etmek istiyorum. Sevgili boğaları neler bekliyor?
Sevgili boğalar, önemli bir eğitimi tamamlama ya da sınavlarla alakalı önemli bir döngüden geçiyor olabilirsiniz. Belki de kaldığınız bazı sınavlar olabilir ya da bir projeyi başlattınız, atılım yapmak istiyordunuz. Yeni bir atılımla birlikte o projede ilerleyecek olabilirsiniz. Kısa seyahatler ve yolculuklar da yapabilirsiniz. Bu hafta seyahatleri, kısa yolculukları da aktive eden güzel enerjiler var. Ama seyahatler sırasında bavul kaybetme ya da hırsızlıklara birazcık dikkat edin. Özellikle hafta başında çıkıyorsanız. Hafta sonundaki enerjiler öyle değil. Ama hafta başında çıkıyorsanız eğer ki dikkatli olmanız gerektiğinin altını çiziyorum. Kalbi boş olan boğalar. Evet, bana soruyorlar, diyorlar ki uzunca süredir yok hani evleniyorduk diyorlar. Uzunca zamandır haber alamadığınız eski flörtler var ya, o eski flörtler bu hafta haberler gelecek ve adeta görüşmeler, kavuşmalar olabilir. Biraz kendinize zaman tanıyın ve kendinizle alakalı bu konuyu akışta kalarak çözümlemek oldukça önemli. Haftanın başında haberler geliyorsa çok da inanmayın diyebilirim. Lütfen tavsiyemi dinleyin. Evet, kalabalık ortamlar arasında bir de kendinizi bulacaksınız. Önemli bir zaman döngüsünden geçeceksiniz. Ve parasal konulardaki kayıplarınızın da yerine yeni anlaşma, yeni sözleşmelerle alakalı hazırlık yapacaksınız adeta. Haydi güzel enerjiler sizinle olsun, çünkü bayağı bir yoruldunuz. Her şey değişiyor. Dostunuz düşman oluyor, düşmanınız dost. Evliliğiniz, ilişkileriniz, her şey değişiyor. Ama rayına oturacak mı? Oturacak, hiç korkmayın. Enerjiler sizi destekliyor. Ve ikizler burcuyla devam etmek istiyorum. Sevgili ikizleri neler bekliyor bu hafta? İkizler burcu, finansal konulardaki artış ruhunuza iyi gelecek bu hafta itibariyle. Kış aylarından bu yana yaşadığınız maddi kayıplar ve masrafların yerine yengeç yeni ayıyla birlikte, gümbür gümbür enerjilerle birlikte parasal kaynaklarınızda artış yapmanın tadını çıkartacaksınız. Ve kariyerde de zirve yapacaksınız. Hem kariyer üst noktada, hem paranız cebinizde. Daha şanslısı sizden başka kim bilemiyorum. Evli olanlara değinelim ikizler burçlarından. Eşlerinizle birbirinizle kenetleneceğiniz de özel bir döngün içerisinde birbirinize özel vakitler ayıracaksınız bu hafta. Ve daha böyle ayrıcalıklı zamanlar olacakmış gibi görüyorum. Haydi hayırlısı diyorum. Zihninizden geçen her türlü enerjiyi de tamam mı devam mı sorularıyla alakalı da belki de bu hafta çözüm bulabilir ve ilerleyebilirsiniz. Eğitim, öğretim, yurt dışı, hukuksal konularla alakalı da yarım kalan projelerinizi tamamlamak ve bu konulardan haklarınızı almak için gökyüzü sizi destekliyor. Ve adeta şöyle bir enerji de var, medya ya da YouTube projeleri ya da dijital medyadaki bazı platformlardaki projeleriniz için de destekleyen enerjiler var. Gökyüzünü arkanıza alabilirseniz kendinizi her türlü konuyla alakalı gösterebileceğiniz güzel enerjiler var. Ve yengeç burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Sevgili yengeçleri neler bekliyor bu hafta? Evet, yengeç burçları sizin aslında yeni ayınız değil mi? Bu hafta sağlığınızla alakalı dikkat edeceksiniz ama. Çünkü dikkat etmelisiniz. Çünkü yeni ay sizin burcunuzda gerçekleşirken biraz sizi, enerjinizi düşürebilir. Çünkü sizi yeni şeylere hazırlarken bazı toksik olan noktalarda da sizi arındıracağını söyleyebilirim ben. Evet. Yeni olan bu döngü içerisinde yeni yengeç yeni ayıyla birlikte belki işte sulardan alabileceğiniz enerjiler, toprakla bir kendinizi dengeye tutmak, bol duş almak, su tüketimine önem vermek sizin enerjinize, frekansınızı iyi gelebilir. Lütfen değerlendirin bu söylediğim şeyi. Evliliğinizle alakalı yeni bir döngüden geçeceksiniz sevgili yengeçler. Birbirinize şans vereceksiniz adeta bu yeni ay enerjisiyle birlikte ve imajınız değişiyor. Çevrenizdeki pek çok kişinin hayranlığını bir anda üstünüzde toplayacaksınız ve kazanacaksınız. Çok özel bir hafta olacak sizin için. Sakinliğinizi ama korumanız oldukça önemli. Evet, imaj değişiyor, gösterişli olacaksınız. Her türlü kişi sizin isminizden bahsederken biraz sakin olun, sakin kalın. Çünkü bu enerjiler adeta sizin böyle yanlış yapmanıza da vesile olabilir. Yanlış yapmanızın altını çiziyorum. Dostunuzun düşman olduğu, düşmanınızın dost olduğu bazı döngülerden geçtiğiniz kış aylarından bu yana, hatta Eylül ayından bu yana 2021'den. Şimdi yine benzer olaylar var. Bazı şeyler aydınlanacak önünüzde. Sakinliğinizi korursanız eğer ki o gökyüzünün ışıltılı enerjisini,
üzerinize alırsanız muazzam şeyler sizinle birlikte, ama boş verin, yeni gelen enerjilerle birlikte devam edin. Bu hafta borçlar, banka kredileri ve temkinli olmanız gereken adımlar var, faizlerle alakalı belki de. Ödeyemeyeceğiniz zorlukların içerisinde kendinizi atmamanızı önemli altını çiziyorum. Özellikle gayrimenkul almak isteyenler ya da borçlananlarla alakalı. Bu hafta gerçekleşecek yeni ay bir diğer konusu ise dediğim gibi biraz önce de dost düşman dedik, ama dostunuzun düşmanınızın alt planıyla alakalı şöyle bir parantez açıp bir konuya parmak basmak istiyorum. Evliliğinizin içerisinde dostunuza, arkadaşlarınıza belki anlattığınız bazı sırlar var evliliğinizle alakalı. Bunlarla yüzleşmeniz muhtemel, ya da ikili ilişkiniz içerisinde, beraberliğiniz içerisinde arkadaşlarınızın yapmış olduğu bazı yanlış tutumlar, yanlış söylemlerle alakalı zarar görebilirsiniz. Lütfen kendinizi koruyun ve ikili ilişkiniz arasında dostlarınız, arkadaşlarınız, aile bireylerinizi lütfen şöyle bir kenarda tutarak, eğer ki problemlerinizi çözemiyorsanız yardım alabilecek olan psikologlardan yardım alarak evliliğiniz ve beraberliğinizi kurtarmaya ne dersiniz? Yeni döngü çünkü size çok uğurlu gelecek. Tek dikkat etmeniz gereken çevrenizdeki kişiler. Ve aslanlarla birlikte devam etmek istiyorum. Işıltılı aslanlar, sizleri neler bekliyor Yengeç Burcu'ndaki yeni aile birlikte? Çalışma hayatınızda gerçekleşen önemli bir değişim döngüsü var adeta. Sizi yükseltecek bu değişim döngüsü. Takım arkadaşlarınızın ama açık düşmanlıklarıyla uğraşmak, gerçek yüzlerini fark etmek sizin biraz sakin kalmanızla alakalı önemli bir döngünün altını çiziyor. Zaten hani sakinim diyorsanız bu yeni aile birlikte kontrolü biraz elden bırakacak mısınız gibi görünüyor. Biraz sakin olmak önemli. Evet, kendiniz öyle görüyor olabilirsiniz ama çevrenizdeki kişiler acaba neler düşünecek? Kariyerinizde bayağı bir yükselişi hak ettiğiniz bir döngüden geçerken bu yeni ayın enerjisiyle birlikte gizli düşmanlara prim vermeyin efendim. Mutlaka kontrol edin kendinizi. Ve evinizle alakalı bazı enerjiler var sanki. Evinizin satılması ya da kiracınız bulunuyorsa kira problemleriyle alakalı uğraşma döngüsü sizi bekliyor olabilir. Yakınlarınızın sağlığı ve hastaneyle alakalı işlerle koşturuyorken, belki de evcil hayvanınız bulunuyorsa onun sağlığıyla alakalı çok dikkat etmeniz gereken bir döngüden geçtiğinin altını çiziyorum. Hayatınızdaki kişiyle alakalı ben sen kavgaları içerisinde bulunmak, belki de ihtiyacınız olan desteği az görmek bu hafta sizi birazcık görebilir. Ama bu hafta kendinize hediye alın, kendinizi mutlu edin, meditasyonlar yapın ve kendinizle alakalı özel zaman geçirip dualarda kendinizle alakalı, kendi ruhsal yönünüzle alakalı buluşmak frekansınızı arttıracak ve önünüzdeki döngüde belki de şu 15 günlük süreçten sonra gümbür gümbür enerjilerle ortaya çıkmanıza vesile olabilir. Lütfen kaybettiğiniz şeyler, üzüldüğünüz şeyler ya da sizi sıkıntıya sokan şeyleri şöyle bir kenara atın. Siz daha önemlisiniz her şeyden. Siz olmasanız zaten gökyüzündeki bu ışık, güneş nereden doğar? Hadi bakalım başaklarla birlikte devam edelim. Sevgili Başak burçları, sizlerde neler var yeni ayına getirecek? Sizin için aşk haftası adeta. Kalbi boş olanlar Yengeç yeni ayıyla birlikte şahane enerjiler geliyor. Hadi bakalım güzel olsun. Kalabalıkların arasında karışacaksınız. Ruhunuz mutlu olacak. Ruhunuzu mutlu eden kişilerle alakalı güzel enerjiler var. Bu hafta çoğunlukla böyle adeta biraz şeye dikkat etmek lazım, sağlıkla alakalı olan konular ve iş yerinizdeki olan bazı konular. Sağlığınızla alakalı sinir sistemi ve kazalara dikkat etmenizi önerebilirim. Olası seyahat ve organizasyonlarla alakalı da plan yaparken kendi rahatsızlığınızla birlikte de oluşan olan konular sanki seyahatlere çıkmak istemiyormuş gibi sizi bir hisse sokabilir. Aksine adeta ne kadar değişik ortamlarda bulunursanız eğer ki Başak burçları, o kadar çok enerji, mutlu olmanız için oluşacak olan enerjiler ve bu kişiler yarın bir gün kariyer konunuzda size destek, müjde verecek olan konular ve vesilelerle birlikte sizin karşınıza çıkabilir. Sadece pazartesi, salı, çarşamba gününe kariyer konusunda zarar gördüğünüz kişilerle mücadele etme, bir döngünün içerisinde kapanış enerjisiyle birlikte bulunabilirsiniz. Kariyerinizi şöyle bir kenara atın. Her şey değişecek, enerjiler değişecek. Sanki hayal kurduğunuz her şeyin ayağınıza gelecek
geleceği bir döngünün içerisinden geçerken bir de bir müjde vermek istiyorum Başaklara. Evet efendim, bebek isteyenler bulunuyorsa sürpriz mucizeler gerçekleşebilir. Haydi hayırlısı olsun. Evlenecek olanlara da buradan müjdelerimizi verelim efendim. Başak burçlarından yeni ay, yeni yengeç ayı, yengeç yeni ayı size mutlu, huzurlu gelsin Başaklar. Evet, sevgili terazilerle birlikte devam etmek istiyorum. Teraziler, siz neler neler yaşıyorsunuz acaba? Biraz kendinizi ıssız hissediyorsunuz değil mi? Yengeç yeni ayı biraz sizi ıssız bir süreçten geçirebilir. Çevrenizde pek çok kişi olabilir. İş arkadaşlarınız, aileniz, pek çok insan sizin çevrenizde olabilir ama siz kendinizi belki de böyle mutlu hissedemiyor olabilirsiniz. Biraz daha kendi başıma mı kalsam, izole mi etsem kendimi? Aksine aslında biraz daha iş hayatınıza odaklansanız çok daha iyi olabilir. Güzel enerjiler sizinle birlikte olabilir. Bir de aile büyüklerinizin sizin desteğini beklemesi, sizden destek bekliyor olabilirler, rahatsızlıkları olabilir. Bu haftanın başında ciddi anlamda size ihtiyaçları olabilir. Adeta öyle enerjiler görünüyor. Hafta başında onları ihmal etmemek sizin için iyi olabilir. İş konusunda yaşanılan belirsiz konular da var ve tamamlanma enerjisi içerisinde olmanız muhtemelmiş gibi görünüyor. Belki yöneticilerinizle bir yol ayrımında hafta başından geçerken hafta sonuna doğru yeni bir iş döngüsü, yeni bir kariyer döngüsüyle alakalı hazırlık yapıyorken kendinizi bulabilirsiniz. Hem özel hayatınız hem iş hayatınızla alakalı bir dengede kalma yeni ayı adeta sizin için. Eski aşklarla alakalı hadi bir de bir konuya değinelim. Özellikle geçtiğimiz senelerde ve 2021'in sonu 2022'nin başı görüşemediğiniz yakın arkadaşlarınızla alakalı bazı geri dönüşler ve haberler sanki gündeminizde olacakmış gibi görünüyor. Ve bu konular biraz aklınızda değişik konulara ve soru işaretlerine vesile olabilir. Özellikle Ekim ayı ile birlikte aslında netlik kazanacak ama bu hafta böyle eskileri düşünürken, kendinizle baş başa kalırken bir süreçten geçeceksiniz ama yüklenmeyin kendinize, her şey akışta güzel çünkü. Uzunca zamandır bebek bekleyenlere de bir döngü bekliyor, tedavi döngüsü bekliyor onları. Tedaviye başlayacakları enerjiler gündemde olacak, sonu güzel olacak ama haberiniz olsun, iyi enerjiler sizinle birlikte olacak. Haydi hayırlısı tüm bebek bekleyenlere. İş hayatınızda bitiremediğiniz projelerle alakalı, eğer ki kariyer konularını, hafta başındaki sıkıntılı konuları önümüzdeki haftaya doğru, yani hafta sonuna doğru toparlayabilirseniz olumlu dönüşler olacak ve özellikle yurt dışından önemli dönüşler olacak, olumlu dönüşler olacak ve toplamak için, yeni iş fırsatlarını yakalamak için şahane zamanlar olacak, haberiniz olsun. Gökyüzünü arkanızda hissedin ve gökyüzünden size destek olan enerjilerin olduğunu bilin efendim diyorum. Ve sevgili akrep burçlarıyla devam etmek istiyorum terazileri bitirdiğimize göre. Sevgili akrepler, yeni sözleşme projelerle alakalı tamamlanma aşamasında olabilirsiniz. İş yerinizde sizin hakkınızda yapılan gizli süreçler sizi birazcık yoruyor olabilir. Sözleşmeler, hukuksal süreçler iyi incelenerek hareket edilmeli. Çünkü primleriniz ve alacağınız paralar var orada. Biraz onları vermemeye ve hakkınıza sahip çıkmanız gereken önemli bir yeni ay enerjisi bu. Bu hafta aynı zamanda uzak yolculuklar, yurt dışı eğitimleriyle alakalı bir girişimde bulunabilirsiniz efendim. Eğer ki arka planda ya gitsem mi, şu tatile de gitsem mi, şu organizasyona da gitsem mi, yurt dışına bir çıksam mı diye düşünenler varsa hadi bakalım değerlendirin. Yeni ayın enerjisi hem bu hafta hem de önümüzdeki hafta devam edecek. O yüzden planlarınızı yapabilirsiniz. Eşinizin ailesi ve akrabalarınızla alakalı olası küslükler, aile bireylerinizin arasındaki sebep olacak olan konular, sıkıntılı süreçlerde bitecek akrep burçları ve evlilik hazırlığı içerisinde olanlar eşlerinin sanki böyle ailelerinin onaylarını alarak adeta ilerleyeceklermiş gibi görünüyor. Ve ilişkiler yön değiştirecek kendi açınızdan hem de çevrenizdeki pek çok kişiyle alakalı. Sadece bu hafta dostlarınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Dostunuzun düşmana, düşmanınızın dosta çevrildiği önemli bir döngüden geçerken özel hayatınızı kimseye anlatmamak oldukça önemli akrep burçları, aman ha. Sonra dikkat, özellikle 2023'ün ortalarında çok sıkıntı yaşarsınız. Bu hafta gerçekleşen konuları lütfen kimseye anlatmayın, size saklı kalsın diyorum ve yaylarla birlikte devam etmek istiyorum. Yaylara bakalım neler bekliyor. Evet, yay burçları,
Parasal konularla alakalı oldukça dikkat etmeniz gereken, dikkatli adımlar atmanız gereken önemli bir hafta gibi görünüyor. Ve parasal konularla alakalı dikkat edin derken, yeni projelere başlamak için acaba destek veriyor mu enerjiler? Pazartesi, salı ve çarşamba günü geliyorsa yeni iş teklifleri bir düşünün derim size. Ve önümüzdeki döngüde sonradan pişman olmamak için, ama hafta sonuyla birlikte yeni olası iş teklifleri geliyorsa bu sizi bayağı karlandıracak olabilir. Atılımlar yapabilirsiniz, haberiniz olsun. Olası ameliyatlar ve sağlık sıkıntılarınız da bulunuyor sevgili yaylar. Biraz yoruluyor olabilirsiniz. Eşinizin gerçek yüzüyle de karşılaştığınız bir döngüden geçiyor da olabilirsiniz. Bırakın küslükleri olanlar, lütfen dikkatli olun çünkü olaylar büyüyebilir. Bu yeni ay enerjisiyle birlikte ilişkileriniz yön değiştirebilir. O yüzden biraz sakin olmak, temkinli olmak ve karşı tarafı da dinlemek oldukça önemliymiş gibi görünüyor. Aşk ve ilişkilerde peki ne var? Kendinize biraz zaman tanımanız gerekiyor evliliğin haricinde. Sanki böyle bu zaman döngüsü içerisinde gerçekten hayattan ne istiyorsunuz? Önümüzdeki döngüde hayatta atılım yapamadığınız, yani beraberliğinizle alakalı acaba konfor alanınızdan mı çıkamıyorsunuz? Yoksa ilerleyemiyor musunuz? Yoksa gerçekten bu beraberliğin içerisinde olmak mı istiyorsunuz? Ya da problemlerinizi nasıl çözeceksiniz? Gerçekten size değer veren bir sevgili varsa, nişanlınız varsa, evlilik hazırlığı yapıyorsanız, değer veriyorsa bu problemleri nasıl çözeceğinizi iyi değerlendirmek ve düşünmek oldukça önemli. Zaman tanımak kendi içinizde, kendinizi hayatta ne istediğinizi fark etmek oldukça önemli sevgili yaylar. Aynı zamanda bu hafta borçlarınızı yapılandırmak için gökyüzü sizi destekliyor olacak. Eşinizin ameliyat ya da sağlık sıkıntılarıyla alakalı ya da müstakbel eşinizin sağlık sıkıntılarıyla alakalı da çözümlemek için gökyüzü tüm desteğini size verecekmiş gibi görünüyor. Gayrimenkul alımlar, satımlarla alakalı çıkan fırsatlar önümüzdeki hafta değerlendirilebilirse eğer ki daha şanslı olabilir. Hafta başında aman yeni bir atılım içinde olmayın. Eğer ki taşınmak istiyorsanız gelişen şartlar ruhunuzu mutlu edebilir. Haydi hayırlısı yay burçları. Şansla alakalı olan konularda ise aslında iş hayatınızla alakalı enerjiler önümüzdeki döngüde daha da güzel olacak. Benden söylemesi diyorum. Ve oğlak burçlarıyla devam etmek istiyorum. Oğlaklar, şimdi çok önemli bir yeni ay var önümüzde. Dost, düşman, her şey gözler önünde olacak sizin için bu hafta. Ve size söylenenlerle arka planda olan, evet yanlış duymadınız, size söylenen enerjilerle oğlaklar, arka planda olanlar, yapılanlar, özellikle bu döngü içerisinde çok farklı enerjiler sizinle birlikte olacak. Yanlış duymadınız, evet. Size söylenenlerle arka planda yapılanlar arasındaki farklılıklar gözlerinizin önünde olacak ve ruhunuz biraz sıkılabilir. Kış aylarında başınıza gelen her şeyi anlamlandıracağınız önemli bir yeni ay sizin için bu yeni ay. Ve maddi anlamda vergi borcundan tutun da ödemelerinizle alakalı toparlayamadığınız zorlu bir süreçler döngüsünde de bir aslında sonuç döngüsü ve yeni başlangıç döngüsü içerisinde olacaksınız. Eşiniz, dostunuz, düşmanınız, her şey gözler önünde olacak. Ve tüm bu süreçlerin içerisinden geçerken ben sen kavgaları yerine biz değerini önemseyecek olan oğlak burçları kazanacak ve adeta birbirinize kenetleneceksiniz. Eğer ki sıkıntıya uğradıysanız ya da siz sıkıntı yarattıysanız kış aylarında Eylül 2021'den beri dönen konular, bazı konular gündemdeyken bu konular beraberliğinizde size ne katacak, ne yapacak, her şeyi çözümlemek için bir fırsatınız bulunuyor. Ama gördüğünüz ve karşılaştığınız konularla alakalı biraz zorlanacak mısınız? Evet, biraz zorluk var. Çözümlemek için destek gelecek mi? Evet, gelecek. Çalışma arkadaşlarınızla alakalı bir konuya değinmek istiyorum. Vesile olacakları, arkadaş toplantıları sırasında sırlarınızın etrafta konuşulmasıyla alakalı temkin, dikkat. O yüzden kimseye özel hayatınızı açmamanız gereken özel bir döngü içerisinden geçeceksiniz. Haberiniz olsun diyorum. Bilinç dışınız biraz zorlanıyor. Gizli düşmanlıklar, iş yerinizdeki arkanızdan çevrilen oyunlar. Biraz dikkatli olmanız lazım. Sağlık kontrollerinizi de aman ha ihmal etmeyin oğlak burçları. Kendinize özen göstermeyi ihmal etmeyin diyorum. Ve kova burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Sevgili kova burçları, aşk hayatınızla alakalı yaşadığınız sıkıntılar ya da tam anlamıyla aradığınız kişiyi
bulamamak ruhunuzu biraz yormuş olabilir ve tüm bu süreçlerden geçerken psikolojik iç dünyanızla alakalı bir döngünün arifesinde olabilirsiniz. Kendinizi anlatamadığınızı düşünebilir, sağlık problemlerinizle alakalı ve ya da psikolojik anlamda çok ıssız hissediyor da olabilirsiniz kendinize. Anlatamadığınızı düşünürken pek çok kişi tarafından da yanlış anlaşıldığınızda bir döngüden de geçiyorsunuz. Evinizin içerisinde de yeni bir düzene geçmek isteyenler de olabilir bu hafta itibariyle. İş hayatınızdaki yeni iş başvuruları, ev düzeni, işte aşk hayatındaki sıkıntılar, neredeyim ben, ruhum nerede, ben neredeyim, fikirlerim nerede? Tamam, bir sakin olun ve bu yeni ay enerjisiyle birlikte iş yerinizden tutun da aşk hayatınıza kadar bir dönüm noktası niteliğinde olacak olan enerjiler var. Size sunulacak olan avantajlı teklifler hafta sonuna doğru değerlendirebilirseniz karlı olabilirsiniz. Evliliğiniz içerisinde de bazı problemleri çözmek istiyorsanız hafta sonu içinizde saklı tuttuğunuz pek çok konuyla alakalı gündeme gelecek olan enerjiler toparlayıcı nitelikte olabilir. Ve kova burçları, hem sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor, hem beslenmenizi hem de kemiklerinize çok özen göstermeniz gereken önemli bir döngüden geçtiğinizin altını çizerken, çocuklarınızla alakalı olan konular, onların özel hayatları, çocuklarınızın okul hayatları ya da belki de ebeveyn ilişkileri içerisinde yeterli ilgiyi veremiyorsanız birbirinize, belki de sıkıldığınız ve üzüldüğünüz bir süreç de olabilir. Bunları çözümlemek için de hafta sonu sizinle birlikte olan enerjiler gündemde olacak. Bebek bekleyen kova burçları ya da ailesine yeni bir birey katılacak olan kova burçları bulunuyorsa eğer ki sağlığına çok dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle hamilelik döngüsü içerisinde biraz yatarak hamileliğini geçirmesi daha iyi olabilirmiş gibi görünüyor. Haberiniz olsun diyorum ve balık burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Evet sevgili balık burçları, sizlerde neler var neler yok. Şimdi hayal kırıklıklarınız içerisinde ne yapacağınızı bilemeyen bazı balıklar vardı geçtiğimiz haftalarda. Aşk konusunda da önemli bir döngüde böyle yengeç yeni ayıyla birlikte bir karar aşamasında olacaksınız. Hem aşkta hem de iş konusunda şans istediğiniz pek çok konu var. Evet, şanslısınız ama döngü tamamlanıyor, dönüyor. Uzunca süredir şans bendeydi. Neden olmuyor? Neden hayatım ilerlemiyor? Hatta 2 yıldır çok sıkıntı yaşıyorum diyenler hem özel hayatını hem de iş hayatını bu döngüyle birlikte toparlayacaklarmış gibi görünüyor. Kariyer konusunda size yardım edecek olan kişiler var, yöneticileriniz var. Aynı zamanda devletle alakalı beklediğiniz bazı haklarınız varsa önemli bir sürecin içerisine girebilirsiniz. Haklarınızı alabilmekle alakalı bir döngü olabilir. Belki de devlete yerleştirilme mülakatları olabilir, bir süreç olabilir. Bu süreçte destek göreceksiniz. İş hayatı, özel sektörle alakalı iş başvurularında bulunanlar yükselişe uğrayacaklar ve aşk konusuyla alakalı da büyük güzel şeyler var. Şimdi balıklarda şöyle bir enerji var. Bebek isteyenler var bazı balıklarda. Bu hafta sürprizlere kalbinizi açın derim. Çünkü psikolojinizi çok mutlu edecek olan çok güzel enerjiler olacak bebek konularıyla alakalı. Bir anda uzunca süredir olmuyorsa hayalini kurduğunuz o bebek özlemi bu hafta itibariyle gökyüzü size destek verecek ve yuva kurmanız, bebek sahibi olmanızla alakalı enerjiler sizi oldukça mutlu edecek. Şimdi bu hafta itibariyle bir kere şunun da altını çizelim. Korkularınız, kaygılarınız varsa eğer ki elveda diyeceksiniz. Çünkü o kadar şanslı olduğunuz bir döngü olacak ki adeta bazı şeyleri küllerinden yeniden doğuracağınız, bazı şeylerin de temelini atacağınız önemli bir hafta olacak. Özellikle hafta sonu karşılaştığınız konu, kişilere çok dikkat edin. İlerlemeniz için olacak olan olaylar, vesileler zinciri olacak. Ailenizle alakalı, en yakınlarınızla alakalı olmak da ruhunuza çok iyi gelecek. Tatil, seyahat organizasyonları planlamak isteyenler varsa gökyüzünü arkanızda alacak mısınız gibi görünüyor. Ve araba satın almak isteyenler varsa yengeç yeni ayıyla birlikte belki karşılarına çok böyle güzel bir araba da çıkabilir. Haydi hayırlısı olsun, her birinizin gönlünce olsun diyorum. Evet, 12 burcu yengeç yeni ayının o güzel enerjisini sizlerle paylaştım. Sizlerin aslına bakarsanız bu yeni ay enerjisiyle birlikte kalbinden geçenleri her birinize hediye olarak vereceği bir yeni ay enerjisi olacak. Işıl ışıl bir enerji olacak. Bu enerjiyi çok iyi değerlendirin
onun önümüzdeki hem bu hafta hem de önümüzdeki hafta çok şahane olaylara, vesileler zincirine gebe olacak nitelikte olan ev, hane, yuva, çocuk ilişkileri, belki de hayatınızdaki aşkı bulmak için şahane enerjiler sizinle olacak. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, sevgilerimle, hoşçakalın.